Mensupları, Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü vesilesiyle hepinize hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17 Haziran 1994 yılında kabul edilmesinden bu yana her yıl ülkemizde ve dünyada çölleşme ile mücadelenin önemine dikkat çekmek maksadıyla Çölleşme ve Kuraklık Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu iki etkinlikler verimli araziler ile geleceği daha iyi inşa edeceğiz temasıyla kutlanmaktadır. Bu vesileyle ben de Dünya Çölleşme ve Kuraklık Mücadele Günü'nüzü kutluyor, düzenlenen etkinlikleriyle kamuoyunda farkındalık oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, toprak anadır, vefadır ve berekettir. Toprak, Aşık Veysel'in dediği gibi, kazma ile karnını yarsak da, tırmık ile yüzünü yırtsak da, bizi gül ile karşılayan, yemek veren, ekmek veren, aş veren en vefalı, en sadık dostumuzdur. Toprak, tarımdan sanayiye, inşaattan turizme kadar birçok sektörün temel faktörü, ana kaynağıdır. Kısacası toprak varsa biz de varız. Toprak, gıda ihtiyacımızın %95'ini karşılayan, suya ev sahipliği yapan, Çin'de milyonlarca hayatı barındıran canlı bir kaynaktır. Ve bu önemli kaynağımızın oluşması da öyle birkaç yılda, kısa bir sürede olmuyor. Bir santimlik toprak için 1000 yılı, tarım yapılabilir 50 santimlik toprağın oluşması için ise yaklaşık 20 bin yılı beklememiz gerekiyor. Oysa son 100 yılda artan nüfus, sanayileşme, endüstriyel tarımdaki yükseliş ve iklim değişikliğinin etkisiyle başta toprak ve su olmak üzere üretim kaynaklarımız azalıyor, tahrip oluyor ve giderek elden çıkıyor. 1,5 yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi sonrası dünyada verimli arazilere, sağlıklı ekosistemlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu da net bir şekilde gördük. Bu nedenle toprağımıza, suyumuza daha sıkı sarılmalı ve daha güçlü şekilde korumalıyız. Değerli konuklar, arazi tahribatı, çölleşme ve kuraklık günümüzün en büyük sorunlarından birisi haline gelmiştir. Maalesef insanoğlu son yüzyılda elindeki sınırlı kaynakları sınırsız bir tüketim anlayışıyla plansızca üretime aktarmıştır. Belki son 70 yılda dünyada gayri safi hasıla 26 kat artışla 90 trilyon dolar ulaştı. Ama bu artış büyük bir çevre tahribatını, israfı ve kayıpları da beraberinde getirdi. Dünyadaki arazilerin ve doğal ekosistemlerin %70'inden fazlasını dönüştürdü. Bu dönüşümün ana faktörü olan arazi tahribatı dünyada 3.2 milyar insanın refahını olumsuz etkiliyor. Bugün çölleşme, kuraklık ve arazi tahribatı savaşlardan sonra en büyük göç sebebi haline geldi. Türlerin yok olmasına, hastalıkların artmasına ve iklim değişikliğinin etkilerinin artmasına sebep oluyor. Bugün arazi tahribatı nedeniyle küresel arazi yüzeyinin yaklaşık 1/4'ünün üretkenliği düşmüş durumda. İklim değişikliğinin etkisiyle kurak alanlarda verimin 2050 yılında %40 civarında azalacağı tahmin ediliyor. Değerli misafirler, dünyada büyük resim bu şekilde. Ülkemiz özeline gelecek olursak da ülkemiz iklim ve topografya yapısı nedeniyle erozyona karşı hassas bir konumda. Yüz ölçümümüzün yaklaşık 1/4'ü, yani %22,5'u yüksek çölleşme hassasiyetine sahip. İçinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası kurak ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında. Türkiye'de uzun yıllar sıcaklık ortalaması 13,5 derece iken, geçen yıl sıcaklık değeri 1.4 derece gibi önemli bir artışla 14.9 dereceye yükseldi. Yağış miktarımız da maalesef her geçen yıl azalıyor. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen 3. Tarım Orman Şurası'nda çölleşmeyle mücadele, kuraklık, toprağın korunması, su ve orman konularını detaylı bir şekilde ele aldık. 60 maddelik şura sonuç bildirgesinin 14 maddesi doğrudan veya dolaylı olarak bu konuları içeriyor. Şuranın hemen ardından hazırladığımız eylem planı çerçevesinde çalışmalarımıza hız verdik ve bu soruna karşı mücadelemizi de daha da güçlendirdik. Ayrıca bu yıl Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasını başlattık.
Suyun önemini her geçen gün daha fazla hissettirdiği bu dönemde suyumuzun geleceğine yön vermek amacıyla tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerine yer vereceğimiz 11 çalışma grubunda toplantılar devam etmektedir. İnşallah Tarım Orman Şurası'nda olduğu gibi Su Şurası sonuç bildirgesindeki önerileri hızlı bir şekilde eylem planına dönüştürerek alınan kararları bir bir hayata geçireceğiz. Bugün 783 bin kilometre karelik ülkemizin yaklaşık %80'i tarım ve orman alanı ve bu alanlar da bakanlığımızın sorumluluğu altında. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu cennet vatanımızın her bir karış toprağını korumak, çölleşme ve erozyonu önleyerek üretim kapasitesini güçlendirmek için yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Arazi tahribatının önlenmesi ve çölleşme ile mücadele konusunda FAO ile önemli bir işbirliğimiz var. FAO'nun işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim dostu tarım projesi Konya ve Karaman illerinde başarıyla devam ediyor. Yine FAO işbirliğiyle küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan arazi tahribatını dengeleyebilme hedefine ulaşılmasına katkı sağlama maksadıyla arazi tahribatının dengelenmesi Yukarı Sakarya Havza projesini de başarıyla yürütüyoruz. Proje kapsamında 2022 yılı sonuna kadar arazi tahribatını dengelemek için karar vericilere yol gösterecek bir karar destek sistemini kurmayı ve ülkemizin topraklarını arazi tahribatı açısından karış karış izlemeyi hedefliyoruz. Toprak ve arazi yönetimini sürdürülebilir hale getirmek adına Anadolu Bozkırı Ekosistem haritasını oluşturduk. Bu haritadan elde ettiğimiz bilgiler sayesinde 39 ilimizde toplam 32 milyon hektarlık alanda tarımsal çevrenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda da çalışmalar sürdürmekteyiz. Yine benzer diğer bir projemiz olan ekosistem odaklı tarımsal ekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi projesi Bolu ilimizde devam ediyor. Çölleşmeyle mücadelede hem tespit hem de teşhis aşamasında adımlarımızı doğru atmak amacıyla izleme sistemlerimizi geliştiriyoruz. Oluşturduğumuz modeller ile de ülkemizin arazilerini izliyor, çalışmalarımızı yüksek risk içeren alanlarda yoğunlaştırıyoruz. Değerli konuklar, çölleşme ve erozyonla mücadelede en önemli silahlarımızdan birisi de ağaçlandırmadır. Bugünlerimizin yeşili, yarınlarımızın geleceği diyerek son 19 yılda 5.4 milyon hektar alanda 5.3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Orman varlığımızı 2.1 milyon hektar arttırarak 22.9 milyon hektara çıkardık. Dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 46. sırada olan ülke, 2020 yılında 27. sıraya gelmiş durumda. 2023 yılı hedefimiz orman varlığımızı ülke yüzey ölçümünün %30'una çıkarmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Ve bugün de biz Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını yaptık. Ve bu kampanyayla da Geleceğe Nefes olduk ve 81 ilimizde tüm milletimizde 7'den 77'ye herkesle o gün toprakla buluştuk. İki tane de o gün Uluslararası Guinness Rekorlar kitabına girecek rekor kırdık. Geçen yıl ise biraz da tabii pandemiden dolayı yaklaşık bu işi 30 ülkeye yayarak Türkiye'nin bu güzel örneğini anlatarak dünyaya hem nefes hem de örnek olduk. İnşallah ağaçlandırma seferberliğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Ormancılık faaliyetlerinin yanında mera yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması ve erozyonun önlenmesi amacıyla mera ıslah amelajman projelerine de büyük önem veriyoruz. 3 milyon dekarı son 3 yılda olmak üzere son 19 yılda toplam 13 milyon dekar alanda mera ıslah ve amelajman projeleri uyguladık. Yine toprak analizinden organik gübre kullanımına, iyi tarımdan organik tarıma kadar birçok kalemde çiftçilerimize destek veriyoruz. Bu kapsamda son 3 yılda toplam 146 milyon lira desteği ödeyerek hem üretime hem de çevrenin korunmasına önemli katkı sağladık. Sulama alanında 19 yılda yapmış olduğumuz 276 milyar liralık yatırım ile aralarında 600 baraj,
423 gölet ve 1457 sulama tesisinin bulunduğu birçok sulama yatırımına hizmete aldık. Bu yatırımlar neticesinde 1.9 milyon hektar araziyi sulamaya açtık ve 4.3 milyon hektar alanda toplaştırma çalışmalarını tamamladık. Yine bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine %50 oranında hibe desteği sağladık. Bu kapsamda 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 3 milyon dekar arazinin modern sistemler ile sulanmasını sağlayarak çiftçilerimize günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1 milyar lira yakın hibe desteği sağladık. Böylece tarım arazilerinden yılda birden fazla ürün alınmasını veya çok yıllık bitkilerin ekimiyle topraklarımızın tahribatını ve erozyona karşı korunmasını sağlamış olduk. Ayrıca tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalarımızı da koruma altına alıyoruz. Bugüne kadar 65 ilimizde toplam 9 milyon 155 hektar olan 376 ovamızı koruma altına aldık. 2023 hedefimiz olan 300 büyük ovaya Mayıs ayında ulaştık ve hedefimizi de güncelleyerek 500'e çıkardık. Tarımsal arazilerimizin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve tarımsal arazilerimizin korunması konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. 2002 öncesi yıllık tarım dışına çıkartılan arazi miktarı yaklaşık 120 bin ortalama iken, hektar iken, bu rakamı hükümetlerimiz döneminde ortalama 60 bin hektarlara indirdik. Ve son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tarımsal üretime verdiği önem sayesinde tarım dışına çıkarılan arazi miktarını yıllık ortalama 14 bin hektara düşürdük. Bu alanlara da hızlı nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu zorunlu yatırımlar ve sosyal alanların oluşturulması için izin verdiğimizin de altını çizerek belirtmek isterim. Değerli konuklar, yaptığımız tüm bu çalışmalar sonucunda 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yıllık 500 milyon ton iken bu miktarı 3,5 kattan fazla azaltarak 2020 yıl sonu itibariyle, bunu ilk defa kamuoyuna açıklıyoruz, 140 milyon tona düşürdük. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakan olarak atandığımda 154 milyon tondu. Bununla ilgili olan hedefimiz, 2023 hedefimiz ise 130 milyon tona düşürmek. Yine önümüzdeki dönemde 35 bin hektar alanda toprak muhafaza çalışmasını yapacağız. Erozyonla kaybolan toprak miktarında biraz önce de söylediğim gibi 2023 yılının sonuna kadar da 130 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. 2020 sonu itibariyle tekrar hatırlatırım, 140 milyon tona düşmüş durumdayız. Gelecek nesillere çölleşmiş, çorak topraklar değil, yemyeşil bir vatan bırakacağız inşallah. Birkaç cümlede son söz söyleyelim. Tabii ki kuraklık çok önemli. Geçen yılda bir kuraklıkla mücadele ettik. Geçen yıl tabii ki mücadelemizde meteorolojik kuraklık tarımsal kuraklığa dönüşmedi. Ama maalesef bu sene meteorolojik olan kuraklık geçen yıla göre daha da az yağış alan rejimle beraber bir tarımsal kuraklığa dönüşmüş vaziyette. Biz tabii ki buradaki tarımsal üretim kayıplarımızın minimumda olmasını, köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin hasarlarının karşılanması ile ilgili, bunlara girmeyeceğim, birçok tedbir aldık. Almaya da devam edeceğiz. Çünkü gıda güvenliği konuları bu saymış olduğumuz biraz önceki konuların hepsiyle ilintili. Bu sebeple biz bu konudaki gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Burada bu salonda olan herkesin içinden geldiği, yani herkes bir şekilde Anadolu köylüsü. Bu nesil değilse bir önceki nesil. Bir önceki nesil değilse bir önceki nesil. Yani herkes bir şekilde Anadolu köylüsü. Anadolu köylüsü henüz tanesi dolmadan kuruyan başakların arasından geldi. Ve mahsul olmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman Anadolu köylüsü 30-40 sene öncesine kadar mahsul olmadığında, kuraklık olduğunda hem kendi açtı hem de hayvana açtı. Bizim davamız bozkırla yeşilin davası. Ve bu davada hakikaten son 20 yılda
Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği enerji ve ışıkla biz çok mesafe aldık. Ve bu davada millet bizim yanımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. Son 18 yılda işte az önce saydım 275 baraj nerede? Üzerine 600 baraj daha ekledik. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca 275 baraj yapıyorsunuz. Üzerine son 20 yılda, 19 yılda 600 baraj daha ekliyorsunuz. 5.4 milyar fidan dikiyorsunuz ve dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkeler arasına giriyorsunuz. Yeşili arttıran ülkeler. Bu rakamları biz söylemiyoruz. Bu rakamları işte uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, FAO, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar söylüyor. Bizim davamız bozkırla yeşilin davası ve bu bozkırın yeşil olması gerekiyor. Bu bozkırın yeşil olması için de biz her gün her düşen yağmur damlasını ülkemiz topraklarında tutmak için projelerimize devam edeceğiz. Yeraltı barajlarından bahsetmedim ama son 3 yılın konusudur. Yine yeraltı barajlarını yapmaya başladık. Yeraltı barajları özellikle Türkiye'de çok fazla gündeme alınmamıştır ama benim gelişimle beraber de bir kurak ülke olmaya aday bir ülkenin mutlaka yeraltı barajları olması ve depolama sistemlerinin en azından bir kısmının yer altında olması gerektiğini düşündüm. Ve devlet su işlerimizle, su yönetimimizle bir ciddi bir plan yaptık. 2023 yılına kadar da 150 tane yeraltı barajı bitireceğiz. Ve ben inanıyorum ki Türkiye belirli bir zaman içerisinde %5-10 depolamasını yer altında yapabilirse gelecekte daha kurak yıllarda hem tarımsal üretim açısından hem de içme suyu açısından hem de insani kullanım açısından çok daha iyi bir noktada olabileceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki tüm bu çalışmalarda, tüm bu gayretlerde son 19 yılda gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada toprağımıza, suyumuza, doğamıza, çevremize yönelik çalışmalarda desteğini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda, nezdinizde şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Özellikle son 19 yılda çölleşmeyle ve kuraklıkla ilgili mücadelede hakikaten çok ciddi çalışmalara imza attık. Ancak gerçekleştirdiğimiz her çalışma bize daha fazlasını yapmak adına da yeni ufuklar açtı. Kısacası daha gidilecek çok yolumuz var. Bu vesileyle çölleşme ve kuraklık günün tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Atalarımızın bizlere emanet ettiği ve bizim de gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız bu bereketli toprakları çölleşme ve erozyona teslim etmeyeceğiz. Bu yolda emeğini, gayretini, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım, biz de efendim konuşmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hediye takdimi için bir müddet daha plaket takdimi için sahnede misafir etmek isteriz sizi. Arkadaşlarım... Peteklerin altıgen olmasının nedeni en fazla balın ancak bu şekilde depolanabilmesidir. Sıra geldi bal yapımına. Bu iş hiç de kolay değil. 450 gramlık saf bal elde edebilmek için yaklaşık 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeği ziyaret etmesi gerekiyor. Arılar çiçeklerdeki nektarı toplar.